Gençler merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Berat gitti. Gene GoPro'ya kaldık. Gene göğüse kaldık. Bakalım çekeceğiz. Ama nasıl çekeceğiz artık gençler? Siz göreceksiniz. Ben de göreceğim. Bana da şu an sürpriz olacak. Çekiyoruz bir şekilde ama nasıl çekim yapıyoruz inan ben de bilmiyorum. Ya bu dumanın nesi var ya? Ya o bir iki günden beri dükkanda değildi biliyor musun? Çıktı. Hayvan geldi bunalıma girmiş gibi. Ya bir dövdüler mi? Bana bile çekingen davranıyor. Yaklaşmıyor. Ya dövdüler mi? Kötü mü davrandılar? Anlamadım. Bir şey var ama ne anlamadım. Murat sıfırla giriyorum değil mi gülüm? Hı hı. Gençler fade tarzı keseceğiz gene. Şimdi başlayalım bakalım. Evet. Gençler ilk önce bir sıfır aldık. Bakın şöyle zaten görüyorsunuzdur değil mi? Herhalde görüyorsunuzdur ya. Geniş açı çekiyoruz. Görüyorsunuzdur. Sıfırdan başlayalım. Ondan sonra temizliyoruz buraları. Murat sen sabahtan erkencisin. Hayata erken başlamışsın bugün. Öğlene doğru işlerim var abi. Ha senin işlerin mi? Evet, yetiştirmek için erkenden yeni çalışıyorum. İyi yap. Duş alacağız. Anca. Ne işin var? Müşteriye ziyaret etmiyorum ben de. Bugün ha? Cumartesi günü. Teklif vermiştik. İşte fiyatını değerlendirmeyi. İş teklifi mi? Onlara yazılı teklif falan vermiş. Tamam. Geçen hafta patronlar sağ olsun sürekli dışarıdalar. Tamam. Cumartesi söyledik ki müşterilere bir görüşmeler, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz. Şartları görüyoruz, güzel. İyi, güzel. Mis gibi. Murat içerisi sıcak mı? Klimayı açayım mı? Vallahi başlarsak iyi olur gibi ya. Değil mi? Sen çünkü bir 3-5 dakika sonra bayılacağım burada. Aynen abi. Normalde aslında klimalık bir hava yok ama arkadaş mahallenin yüzünden kapıyı açamıyorum ya. Bir şey geçiyor, bir kamyon geçiyor. Mahalleyi toz dumana katıyor. Bu inşaatlar da bitmiş herhalde. Ya bunlar bitti. 3 tanesi bitti de şuradaki daha yeni başladı. En sondaki daha yeni başladı. O sıkıntı. Anasını satayım. 3. 2020'de deprem oldu. Ne? 2024'teyiz. 4 sene sonra daha yeni başladı. Olaya bak. Hey yavrum hey. Gençler. Şimdi sıfırla aldık. Yarım bak. Yarıma çektik komple. Şimdi şöyle bir yarımlayalım. Murat o bu değil de senin saçların üstü uzamıyor mu? Uzuyor abi. Nasıl uzuyor? Saçlar bayağı bir kısaltmıştık. Değil mi? Aynen. Ondan dolayı böyle çok uzun gibi durmuyor. Gene yanları mı alacağız? Üstleri elemeyeceğiz mi? Yanları üstleri kapandırız abi ya. Kırıklarını alıp geçeriz üstleri. Tamam. Gençler şöyle bir yarımla etrafı toparlıyoruz. Şimdi buraları böyle güzelce temizledik değil mi? Şu Şuraları güzelce bir aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Bundan sonra şöyle elimize bir şundan alalım. Şunu bir takalım. Güzelce bir temizleyin bak. Bir, iki tık. İki tık aldık mı gençler? Uçla gidiyoruz bakın, fazla değil. Uçla şöyle giderek ilk önce şu alanı bir yaratalım kendimize. Makinenin köşelerini kullanıyoruz. Unutmayın bak. Şöyle nokta kesim gidiyoruz yani. Bak şimdi iki aldık ya, iki tıkla çıkıyoruz şu an. Ondan sonra gençler şimdi üç tık bak, bir tane daha kaldırıyoruz çünkü şuradaki kalan izler var ya bak, şunların üzerinden geçeceksiniz. Bak çok fazla uğraşmadan bak, sadece şu izin üzerinden gidiyoruz. Burayı da aldık mı? Ondan sonra ne yapacağız? Sıfıra alın. Sıfıra alıp şu noktaları artık eziyorsunuz. Dipteki kalan izler var ya. Bak şu izleri bir siliyoruz buradan güzelce. Bak nasıl gidiyorum görüyor musunuz? Nokta nokta. Bak buraya da geldik bak. Hiç uğraşmadan bak. Şöyle. Bak nasıl diplerdeki izler kayboldu. Saç bir anda kendine gelmeye başladı. Gördünüz mü? Bak hep uç gidiyorum. Köşelerden. Yani burada bildiğiniz birer tane kılla uğraşıyoruz burada. Mesela bu köşeye geldiğiniz zaman artık makinenin diğer köşesiyle böyle giriyorsunuz. Ondan sonra gençler bak bir tık oynattık çünkü neden, şu bölümlerde artık izler var ya, gene oralara da köşe nokta kesimle gidiyorsunuz. Çok fazla yukarı çıkmadan. Böyle böyle. Murat benden YouTube eğitmeni olur mu? Güzel öğrenirler mi sence? Bayağı izliyorlar ya, hatta daha makas tutmayı bilmiyor. Değil mi? Aynen. E oğlum herkes kendi işini yapacak. Şey yapabilir buradan rahatlıkla. Tabii, öğrenir. Tabii. Şimdi gençler buraları hallettik. Şimdi ne yapıyoruz? Bir numarayı takıyoruz. Çengel aşağıda komple. Şuraya kadar alacağız. Bak zaten aşağıda tekrar bir iz oluşturuyoruz saçta. Fazlalığın hepsini nasıl alıyoruz görüyorsunuz değil mi? Bak dipten biraz böyle şu dibe biraz bastırıyorum. Bak makineyi tutuşuma iyi bakın. Çok dikkatli izleyin buraları. Bak yukarı doğru artık belli bir yerden sonra da kat veriyorum bak. Böyle çıkıyorum. Burayı böylece ayarlamış olduk mu? Tabii şimdi ne oldu? Üst taraftaki izler kaldı. Onun için de şimdi bir buçuğu, biri tekrar çıkartıyoruz. Şimdi kalın bir buçuğu takıyoruz bak. 1/2 şu. Ondan sonra gene çengel aşağıda. Şu noktalar. Burayı yiyeceğiz şimdi. Bakın yukarı doğru da kavis veriyorum. Yani sert geçiş yapmıyorum saça. Bakın burayı da böylece ayarladık mı? Burası da bitti. Şimdi sırada ne var? Sırada artık geçiş noktalarını ayarlamak. Onun için de buraları böyle aldık ya biz. 1-1,5 diye çıktık. Şimdi inceyi taktık. Tekrar çengel aşağıda. Artık şu noktaları alacağız. Ki artık saçın buradan sonraki geçişi güzelleşsin. Yani katın geçişini verelim. Bakın hemen oturdu zaten saç. Ondan sonra da ne yapacağız? 1 numarayı takacağız. 2-3 tık kadar kaldıracağız onu. Ondan sonra da şuradaki noktaları sildiğimiz zaman, tabii şu diplere bakmayın, onları en son halledeceğiz. Biz şu an sadece saçın şu üst noktasına, buranın bir geçişini ayarlıyoruz. Birazdan düşüreceğim çünkü tekrar numarayı. En dipleri halledeceğiz. Şimdi burası da böyle oldu mu? Evet. Şimdi gelelim diğer noktaya. 1 numarayı takalım. Bak taktık. 1, 2, 3. 3 tık. Şu nokta. Ve artık çaprazlama gireceğiz. Bak 3 tık almadı. Ne yapacaksınız? Hemen tık düşüreceksiniz. 2 tıkla. Bak nasıl oluyor, gördünüz mü? Ama yanla arka her zaman, arkalar biraz daha böyle renk geçişi olarak biraz daha koyu kalır. Onun için biraz daha yoğun girmeniz lazım buralara. Ve geçişi de şu şekilde ayarlamanız lazım. Makinenin tutuşuna göre yani. Bak, makineyi böyle tutarak yukarı doğru kavis vererek giriyorsunuz bakın şöyle. Direkt böyle sert giriş yapmıyorsunuz ki yumuşatabilirim saçı. Şimdi burası da böyle oldu mu gençler? Ayarladık mı yanları? Evet, ayarladık. Ne yapacağız artık? Son bir noktamız kaldı. En son artık dipler kaldı. Onun için de şimdi dedim ya bak. Şimdi 1, 2, 3. Bak 3 tık aldık. Şu noktalara. En alta değil. Tekrar dediğim gibi köşe giriyoruz bak saça. Bakın nasıl saçın gelişi bir anda oturmaya başladı, gördünüz mü? Şimdi gördüğünüz gibi izler bıraktım. O izleri de yarımı takıyoruz. 1/2. 3 tık. Şöyle girerek. Mesela o almadı. Ne yapacaksınız? Hemen tık bir tane daha düşeceksiniz. Evet bak saçın gelişi. Hemen toparladı kendini. Yukarı doğru böyle ince bir katla çıkıyoruz çünkü saçı. Bak buraları şöyle köşelerden gidiyoruz. Bak mesela ne var? Şurada bir siyahlık, yoğunluk var. Görüyorsunuz değil mi? Bu neden? Boğumdan kaynaklanıyor. Onun için burayı böyle çekeceksiniz. Bak deriyi çekin. Deriyi çektikten sonra şöyle saçın dibine doğru girin. Ki şu yoğunluğu buradan alın. Bak şöyle yaparak mesela en noktasından girip şöyle kaldırarak şöyle alın ki biraz daha kaybolsun orası. O tamamen kafa yapısıyla saçın şu içeride kalmasından kaynaklanıyor. Evet gördüğünüz gibi bakın geçiş nasıl oldu, gördünüz mü? Şimdi ne yapıyoruz? Artık en sonunda bir diplerdeki izler var ya, minik izler, onları kaybedeceğiz. Mesela şuradakiler. Mesela burada siyahlık var saça göre. Hemen bunları buradan yok ediyorsunuz. Hemen şunları şöyle güzelce yok edeyim. Ondan sonra saçla ilgili bir problemimiz kalmıyor. Bak farkındaysanız hep köşe köşe gidiyorum. Neden? Bir daha iz olmasın diye. Eğer ki makinenin ortasını kullanırsanız daha fazla iz bırakırsınız, haberiniz olsun ve bu sefer saçın alanını kaybedersiniz. O alanı da bir daha kolay kolay toparlayamazsınız gençler, haberiniz olsun. Gördünüz mü gençler? Son böyle bir kontrol edeceksiniz. Ondan sonra da makasa zaten. Siz de keserken böyle. Bu sistemde devam edeceksiniz. Bak mesela Murat'ın Saçlarının geçişlerinde de renk değişikliği var. Mesela buralar beyaz, buralar siyah. Mesela bak şu noktalar görüyorsunuz değil mi? Beyaz. Ama şuradan itibaren siyah başlıyor. Zorluyor mu seni abi? He? Zorluyor mu? Beni zorlamaz da başkalarını zorlar. O çünkü renk geçişleri